Fırında yumurta için gerekli malzemeler: 6 adet yumurta, 6 adet fincan, sıvı yağ, tuz, sosu için ise tereyağı, nane, pul biber. En son üzerine yakacağız. Fincanlarımızın içerisine güzelce ne yaptık? Tereyağı ile birlikte yağladık. Şimdi şöyle göstereceğim. Yumurtaları direkt fincanın içerisine kıracağız. Soyma derdi yok. Evet, şöyle gösteriyorum efendim. Alıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bak, 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 bak. Direkt içine. Hop. Bunu kapatayım mı artık Nermin? Kapat. Direkt içine. Hop. Bunu çevirelim artık Nermin. Evet, şöyle birkaç tanesini de yakın kamerada gösterelim. Valla bu yakın kamera hakkını bize helal etsin. Valla aktüel, omzunda yoruldu. Kıyamam ya. Evet, şöyle kırdık. Bak, 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 bak. Aman yarabbim. Evet. Fincanın içerisinde tereyağlı soslu harika bir yumurta yapıyoruz efendim. Diyeceksiniz ki tuzu içinde diyeceksiniz. Tuza gerek yok diyeceksiniz. Çünkü biz tuzu şimdi atıyoruz. Ve millet şoka girecek yani. Bakın, yumurta soyma derdine son. Evet. Şöyle. Sıcak su alayım hemen. Hemen geldi. Şuraya bakın. Su koyuyorum. Kaynamış suyumu. Burada pişecek. Burada pişecek. Ha, kahve fincanlarım yumurta kokar mı diye üzülmeyin, kokmuyor. Çok yapıyorum ben. Kokmaz. Sabitle. Denenmiştir. Makineye atmış. Evet, gel bakalım kuzucuğum. Yumurtalar burada pişecek. Soyma derdi yok. Fincanda yumurta yapıyoruz. Bir yandan da burada kahve fincanının içerisinde yumurtalar bakın fokurdamaya başladı. Kapağını hiç açmayacağız. Cam kapak kullanıyoruz. Kazananı da beyaz olana kadar pişireceğiz. Evet. Şey yapalım Serpil'im. Yumurtaların üstüne tereyağımız vardı. Çok minik bir tava istiyorum senden. Değil mi? Yumurtaların üzerine mi? Hı. Buyurun tatlım hemen. Son 1,5 dakikamız. Hemen sosumuzu yapıp geçiyoruz. Benim için yeterli. Dönüşte yumurtalar bismillahirrahmanirrahim yani. Allah'a emanet. Çıkar çıkar. Keşke kendi fincanlarımı getirseydim. Ben sana yağladım Nermin, bana güvenmiyor musun? Güveniyorum sana. Öyle bir baktı ki. Keşke sana güvensip deve kuşu yumurtası alsaydım. Alsaymış gelip alışverişine bana. Bul o deve kuşu yumurtasını. Ne evet. Et bul. Görür gününü. Evet. Yağımızı burada kızdırıyoruz. Yumurtanın en güzel hali üzerinde pul biberi, kekiği, nanesi. Şöyle ters çevireceğiz. Ve tereyağıyla taçlandıracağız. Ortadan ikiye yaracağız. Ama fincandan çıkması gerekiyor. Çıkmazsa fincanla yersiniz. En azından kabuk soyma derdiniz yok. Evet, içerisine döküyorum nane, pul biber. Oh, bu da yumurtaların sosu. Altını kapatıyorum. Peki sen bana inanmıyor musun? Ben çıkacağım, inanıyorum. Ben gene böyle bir yönden bir bakayım. Bak, ben sana çıkacağını yani daha ne diyeyim bilmiyorum ki. Çıkacağını tahmin ediyorum ben. Çıkacak. Çıkacak. Ama bilmiyorum. Şu çıkmaya da bilir. Çıkacak. Neyse, çok heyecanlandım. Hepsi efendim. Çıkacak. Evet efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere çok güzel lezzetler şu an masamızda, gerçekten renklendi. Sunum muntazam. Hangi birinden başlasam diye düşünüyorum. Biliyorum. Konuyu geçiştirmemem gerekiyor. Bu fincanlardan çıkmazsa beni yukarıdaki yapımcı ezer. Ha, yanda. Aynı kattayız. Hı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gel anne. Evet. Kahve fincanlarımızın hepsi farklı boyutta. Erken geldi alkış. Çok keyifli oluyor. Hiçbir şekilde soyma derdiniz yok. Bakın. Şipşak. Sadece bir bıçak yardımıyla buradan birazcık esnetebilirsiniz. Evet.
Hepsini burada çıkartıyoruz. Kahve fincanının içerisinde şipşak yumurtamızı yaptık. Bir de ben bunu şimdi size sunumunu göstereceğim. Vallahi kahve fincanlarını verenden Allah razı olsun. Ortadan ikiye bölüyoruz. Alt zemini oval bir yumurta kullanırsanız fincan daha güzel oluyor. Yağmur mu yağıyor? Yağmur mu yağıyor? Bana mı öyle geliyor? Aman yağmur yağıyor bence. Evet. Sonrasında da üzerine şöyle yağımızı gezdirelim. Aman yarabbim. Evet. Yumurtamız da hazır. Şöyle. Kahve fincanının içerisinde harika bir yumurta yaptık. Hemen ben şöyle ayağa kalkıyorum. Neler yaptık? Son şifremiz kendine efendim. Nermin Nefes Mutfağı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün kahvaltı sofrasında çıtır çıtır sokak simidi hazırladık. Şimdi ben bunları satmaya çıkacağım efendim. Hemen yanında muhteşem bir patatesli omlet yaptım. Hemen yanında bayat ekmeklerimizi değerlendirdik. Pizza yaptık. Ve hamur yoğurma derdine son verdik. Hemen yine bayat ekmeklerimizi değerlendireceğimiz harika kek kalıbında bir börek tarifi yaptık. Yumuşacık olmuş ekmeklerimiz. Fincanın içerisinde de çok lezzetli bir yumurta hazırladık. Gördüğünüz üzere üzerinde tereyağıyla şenlendirdik. Ve ben üzerime düşen görevi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Biz dop dolu 2 saat geçirdik sizlerle. Yarın saatler yine 13.00 dediğinde biz Nermin Nefes Mutfağı ailesi olarak sizleri Beyaz TV ekranlarında bekliyor olacağız. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzele Rabbime sizlere emanet ediyorum. Sevgiyle, saygıyla kucaklarım. Allah'a emanet olunuz.